Bazı konularımız var, konuşacağımız, sohbet edeceğimiz. Biraz biriktiler, biraz aktarım yapmak gerekti. Bu videoyu o yüzden çekiyorum. Belki bir videoya sığmayabilir çünkü bahsedeceğimiz konular başlık olarak şöyle bir toparlarsak kelime-i şehadetten, daha doğrusu İslam, İslam'ın hakikatinden, manasından başlayacağız. Şehadetten, ondan sonra tevhitten, fatihadan, nefesten, sudan, enerjiden, bilinçten bahsedeceğiz. Hepsine aktarmaya, akışta gelenleri paylaşmaya başlayacağız. Hem YouTube'da hem de Instagram'da DM'den gelen sorular da doğrultusunda daha çok işte neden uyanamıyorum ya da neden farkındalığım bilinç seviyesine gelmiyor gibi ya da daha da, daha da zor ve dar da hissetme halinin nasıl farkındalığa dönüştürülebileceği hakkında da sorular var. Bunlara da kısaca değinmiş olacağız. Aslında hiçbir şeye e, temel olarak değil genel olarak bakacağız. Ama genel olarak baktığımız bütün her şeyin içinde o temel sorunların ve soruların da cevabını paylaşmış olacağız. Onları birlikte bulmuş olacağız, birlikte dinlemiş olacağız, birlikte aktarmış olacağız. Hep diyorum ya bir sen bir ben varmışsın gibi yapalım. İşte bir sen bir ben varmış gibi yapacağız. Bazen de bir ben bin onlar varmış gibi yapacağız. Yani teklikten kesretten, ikilikten hepsinden anlatacağız, hepsinden aktaracağız. Evet, bu yol hakikat yolu. Hakikat yolunda her şeyin hakikatine ulaşma, erişme, anlama, idrak etme yolu. Bu yola çıkarken hani diyoruz ya hiçlik, hiçlik olmadan kesinlikle her şey olduğunu idrak etmek mümkün olmaz. Ne demek hiçlik? Nasıl olacak? Yani nasıl oluyor da hiç olunca hep olunuyor? Biraz bunu da açalım. Her zaman anlatıyoruz ama farklı açılardan anlatmaya çalışacağım. Farklı şekilde anlatmaya çalışacağım mümkün olduğunca anlaşılması için. Zaten bilmediğin hiçbir şeyi sana anlatamayacağımı her zaman söylüyorum. Ama madem ki bu oyunu böyle oynuyoruz, oyunun kurallarına göre gidelim. Hep oyun oyun diyoruz ya. Bunun bir oyun olduğu nasıl fark ediliyor? Bunun bir oyun olduğunu nasıl okuruz? Aslında hakikat dediğimiz hakikat ilmi sürekli okunan Artık sürekli fark ettiğin e, okumak nedir zaten? Açıp da bir kitap şeklinde değil. Zaten o artık senin gözünün önünde kitap gibi açılıyor. Manaları sen de bunu okuyorsun. Yani sen bunu artık anlıyorsun. Yani onu okuyabiliyorsun, onu görebiliyorsun, onun manasını idrak edebiliyorsun. Hayat hayat bir oyun sahnesi ise ve bunu okumak için o oyundaki rolünü terk etmen gerekiyor. İşte hiçlik diye anlatılan bu yani ben dediğin kimliklerden ayrılmak gerekiyor. Yani senin artık tarafsız olman gerekiyor. Bir taraf tutmaman gerekiyor. Duygularının tarafını tutmaman gerekiyor. Şu duygu iyidir, bu duygu kötüdür dememen gerekiyor. Hepsine eşit mesafede olman gerekiyor. Hepsine eşit mesafede bakman anlamına geliyor. Bu hayat dediğimiz şahadet alemi, madde alemi, Allah'ın esmalarının tecelli ve zuhur ettiği alem ve bu senin üzerinden zuhur ediyor. Senin üzerinde tecelli ediyor. Sen bu tecellileri yaşarken, yansıtırken bunların tarafını tutarak bunların içinde yer aldığın sürece asla oyunu okuyamıyorsun. Çünkü sen o duygu penceresinden bakıyorsun. Buna örnek vermem gerekirse şöyle yapalım. Mesela üzüntüyü bir duygu, üzün, üzülmek, üzülüyorsun. Bunu duygu olarak hissediyorsun. Üzülmek kötüdür. Üzüntü acı verir. Üzüntü beni yıpratır, beni yorar. İşte üzülecek halim yok diye Üzüntü duygusu kişiselleştiği zaman ya da üzüntü duyduğun bir olay önüne geldiği zaman sen olayı göremez ve üzüntüde kaybolursan işte o zaman zaten bir sen, bir o olarak ikiye ayrılır ve o ikilik aleminde o şirkin içerisinde yer alırsın. Yani ikiliğin burada şirk olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bugün önemli konularımızdan bir tanesi de zaten iman. ne? Yani neyi bir sınır olarak görmeliyiz. Mutmainne iman etmek. İman etmedikçe herhangi bir şüphe, şek, şek şüphelerin çoğulu anlamına geliyor. Herhangi bir şüphe hissettiğin zaman zaten bu hakikat e, durumuna geçmek mümkün değil. Buradaki ana, kilit, anahtar kelime iman etmek. Tarafsız olma konusuna yeniden dönüyoruz ve burada iman ederek yani iman etmek inanmayı bırakmayı gerektirir. Bütün inançlardan, arınmayı gerektirir. Çünkü inanmakta bilmek vardır. İnanmak akıl ile olur. İnanmada kalp yoktur. İmanda ise kalp vardır. Artık kalben, kalben tatmin olma durumu vardır. Burada bilmenin çok ötesine geçme vardır. Peki bilmenin ötesine nasıl geçilir? Bilmenin ve inanmanın ötesine nasıl geçilir? Bilmeyi ve inanmayı bırakarak bilmenin ve inanmanın ötesinde olan imana geçilir. Zaten tevhid de bu değil midir? La ilahe illallah derken her bir kelimeyi, her bir harfi, her bir heceyi ayrı ayrı söyleyerek gittiğimiz zaman zaten ulaştığımız nokta Allah lafsının sonundaki hu değil midir? Allah la ilahe dediğimiz zaman bütün ilahları hiç etmek, reddetmek, inkar etmek, orada onları sıfırlamak, sonra Allah'a ulaşmak ve kabul etmek ve Allah lafsının sonundaki huya da Allah inancı hakkında bildiğimiz, bu zamana kadar kabul ettiğimiz inançlarımızı o kabuğu da kırıp öze ulaşmak değil midir? tevhid aslında bu değil midir? Ve kelime-i şehadet olan İslam'ın temeli, İslam'ın temeli bize bunu anlatmıyor mu? Zaten bunu bize söyleterek, şahit ederek İslam kendisini bize tanıtmıyor mu? İslam demek teslim olmak ve barış demek. Teslimiyet dini olan bu İslam'a girmek için, İslam'ı kabullenmek için, İslam'ı hal edinmek için lisanı hal ve kal ile ve kalp ile yani hem dille hem de kalple kelime-i şahadet getirmek gerekmiyor mu? <laughs> kelime-i şahadet getirirken ne diyoruz ilk başta? Şahadet. Yani şahadetle başlıyor. Şahadet nedir? Görmek. Şehadet nedir? Yaşamak, bizzat şahit olmak. Yani olan bitene, olana gözle görüyorum, duyuyorum, beş duyumla şehadet ediyorum, kalben biliyorum. Ben artık bunun içindeyim. Bunu şeksiz ve şüphesiz kabul ediyorum, iman ediyorum demek. Yoksa sadece e, kelimeyi i şehadet, dille söylenen bir şey değil tamamen hal ile hale geçirilen bir şehadet makamıdır. Bu şehadet makamında artık diyorsun ki ben şehadet ederim. Eşhedü en la en demek zaten ene ben şehadet ediyorum. La ilahe illallah kelimeyi tevhid. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ediyorum. Bu nefis makamları deniyor ya 7 mertebe ya da işte nefis mertebeleri ya da 4 makam deniyor. Çakra deniyor. Bilinç seviyeleri, algı seviyeleri, her ne dersen bu bu senin aslında bu omuriliğin, bedenindeki omurilikten kök hücrenden başlıyorsun ve yukarıya doğru çıkıyorsun. Çıkarken söylenen la ilahe illallah'tır eşeden la ilahe illallah. Burada bütün putlarını, bütün ilahlarını artık bırakmak, onları tamamen yıkmak, onları bu gönül evinden tamamen çıkarmak ve orayı bomboş yapmaktır ki öze ulaşabilesin. Benim putum yok. Ben Allah'a inanıyorum. Ben Allah'a tapıyorum. Sadece ona iman ediyorum diyorsan zaten o huya ulaşmış ve ona şehadet etmişsindir. Ama hala uyanamıyorum, hala anlayamıyorum, hala idrakim açılmadı diyorsan o zaman bakacaksın o gönül evine, gönül Kabe'ne neleri sığdırdın. Nelere tutunuyorsun? Nelerden vazgeçemiyorsun? Hangi kimliklerin var orada? Hangi kişiliklerin var? Hala hangi duygu durumlarının içerisinde kaybolup gidiyorsun? Hala o ben dediklerinden vazgeçemiyorsun. Hala ne seni bu dünyaya tutuyor? Hangi kazıklarla dünyaya sıkı sıkı bağlısın? Bunlar maddi, manevi neler? Bunlar eş, dost, evlat, anne, baba, ben dediğin kendinden vazgeçemiyorsun, kendinden geçemiyorsun ki kendine gelesin. Bunları anlamak aslında çok basit. Yani bunları kendine sorduğun zaman zaten cevaplar oracıkta duruyor. Hemen bunlarla yüzleş. Hemen bunları fark et. Hemen bunları def et. Hemen bunları kabul et ki kendinden geçip kendine gelesin. Çünkü bunların her biri birer put. Bunların her biri sevgiyle, herhangi bir duyguyla, nefretle, acıyla, endişeyle, korkuyla, muhabbetle, aşkla fark etmiyor. Herhangi bir duyguyla sarılmış olduğun, sıkı sıkıya tutunduğun ve onun için yaşadığın aslında şeyler şeyler dünyasında dünyadaki bütün madde zaten şey buradayken bu alemdeki her şey gibi o şeylerden vazgeçmedikçe o şeyleri bırakmadıkça o şeyleri terk etmedikçe o şeyleri terk ettiğini terk ettiğin hissiyatını da terk etmedikçe yani sıfırlanmadıkça yani o hiç o hiç yerine o hiç makamına makam da demek istemiyorum makamları da bırakmak gerekiyor yani o makam bu makam hangi makamdayım orda mıyım burada mıyım derken bu da yine zihnin çektiği bir yer bir makam makam haline dönüşüyor makamsızlık hali hiçlik hali makamsızlık hali her şeyden vazgeçtiğin her şeyi kabul ettiğin, hiçliği kabul ettiğin, hiçbir şey olmadığın, hiçbir şeye, her şeye aynı mesafede olduğun, hiçbir şeyle aynı olmadığın ve hiç olduğun yerde asıl sen başlıyor. Yani burada hani diyoruz ya korkular yok, korkulardan emin olunan yer Endişelerden emin olunan yer, ümitsizliklerden emin olunan yer, aslında ümidin ve bunların zıtlarını da düşün. Yani korkunun karşısında ne var? Zıtlıkların olmadığı yer. Korkunun karşısındaki olan duyguyla birlikte, mutsuzluğun karşısında olan duyguyla birlikte hepsini zıt olarak zıtlıklar alemindeki tüm o duyguları düşün ve o tüm duyguları artık bu zamana kadar deneyimledin, yaşadın ve onların hepsini tanıyorsun. Onların hepsi hala ve sürekli olarak senin karşına gelmeye devam ediyor. Ama artık sen tarafsız bir gözle bakıyorsun. Tarafsız bir hal içerisinde onları karşılıyorsun o hiçlik makamsızlığında orada artık o tanıdığın bütün o duygular, bütün o tecelliler, zuhuratlar yine senin karşında geliyor. Yine Rabbin öğretici olarak sana artık gerçek hakikati öğretmeye başlıyor ve sen onu okumaya başlıyorsun. Nasıl? İşte tarafsız olarak işte o duygular içerisinde kaybolmayarak işte o duyguları alıp bir benlik yapmayarak onların bir camdaki bir pusu olduğunu, bir sis olduğunu fark edip o camı elinle silerek dışarıyı artık net görerek artık o sisin, pusunun, o buğunun arkasından değil net bir şekilde bakarak ve artık bütün renkleri görerek bütün sesleri duyarak artık iki boyutlu artık o sadece fotoğraf gibi gördüğün o sisli gördüğün nesnelerin asıllarını görerek yani onları gerçek boyutlarıyla görerek sana verdikleri mesajı okuyarak zaten yani ortada belki de bir mesaj olmadığını okuyarak ortadaki tek mesajın hakikat olduğunu okuyarak artık hakikati görmek için bir öğretiye bire ihtiyaç duymayarak hakikati dinlediğin bir şarkıda okuyarak hakikati izlediğin herhangi bir filmde okuyarak hakikati artık bir kedide, köpekte, kuşta, çiçekte, taşta, böcekte. Hakikati herhangi bir seste, bir kelamda, bir kelimede. Hakikati herhangi bir konuda konuşan, herhangi bir konuda konuşan iki insanı dinleyerek, duyarak her yerde, her şeyde görme hali. Bunun için tarafsız olmak gerekiyor. Bunun için hiçlik makamsızlığında olmak gerekiyor. Bunun için bir karar vermek gerekiyor. Nedir o karar? O karar senin bu zamana kadar duyguların, yaşadığın hayat, yaşadığını sandığın hayat hepsinin aslında koca bir yalan olduğunu fark ediş hali anlayış hali ve artık ben bu duygularla yönetilmeyeceğim. Ben bu duyguların farkına varacağım. Duygusallıktan çıkacağım. Kararlı bir şekilde artık anda olacağım, kararını verme hali, artık imana gelme hali, artık inanma durumundan iman etme haline geçme hali, tam bir teslimiyet hali. Yani burada hem ölüme hem yaşama teslim olma vardır. Eşhedü en la ilahe illallah dedikten sonra Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü deyip tekrar buraya inme ve artık yedi çakranın o yedi nefis mertebesinin ya da dört makamın hepsine inip çıkma. Bunu yapmadan zaten kelimeyi i şehadeti hal olarak yaşamanın bir mümkünü de yoktur. <laughs> Sadece bu hal, bu idrak halinde bunların hepsini deneyimleyerek bu şehadet ağızdan söylenir ve kalpten inanılır zaten artık beş duyunun ötesinde yaşanır ve hissedilir. Ve bu Resul ve Abd olma halini de sen zaten deneyimliyorsundur. Bunların hepsini. Ama bunları sırayla yaptarsın, sırayla yaşarsın, sırayla hal edinirsin ve sırayla hepsini anlar, idrak edersin. Nereden başlıyor? Putları fark etmek, putları kırmakla başlıyor. Putları kırarak çıktığın bu yolda Allah'ı gördün. Bütün her şeyde onun tecellisini, ondan başka hiçbir şey olmadığına şehadet ettin ve özüne ulaştın. Asıl seni buldun. Çünkü bu yolun başında sorduğun soruyu hatırla. Ben kimim? Neredeyim? Ve neden? <laughs> Bunlar insanın temel soruları. Bunlar insanın bu hayatta neden var olduğunu, varoluşsal olarak kim olduğunu sorduğu temel soruları ve bu sorularla çıktığın yolda aldığın cevaplar bu soruların cevapları sırayla senin önünde açılan idraklerin hepsi senin bu konuda aldığın cevaplar ve öğretiler. Peki bu öğrenmeler, bu sana öğretilen, bu asıl peşinde olduğun varoluşsal soruların cevaplarının gelmesi için ne yapmak gerekiyor? O putları kırmak ve bütün bildiklerini, bütün var dediklerini yok etmek, o yokluğun içerisinde kendini de yok etmek, kendim dediğin kimliklerini yok etmek ve orada yeniden var olmak gerekiyor. Bu noktada yine duygulara dönecek olursak zihin her şeye tutunuyor. Yani bu yokluğa Gitmemek için her şeye tutunuyor. Bunun sebebi poforlu alandan çıkamama hali. Yani ne kadar e, acı çekti, çektiğin bir yerde olabilir burası, korktuğun bir yerde olabilir, hiç fark etmiyor. Orası senin bildiğin bir yer. Senin demeyelim de zihnin bildiği bir yer. E sen de kendini zihin zannediyorsun. Yani buradaki paradoks aslında bu. Senin kendini bu bedenden, bu zihinden ibaret zannetmen ve aslında bir matruşka gibi iç içe geçirilmiş olan bedenlerini görememen, bilememen ve sadece madde aleminde görmüş olduğun bu bedeni asıl kabul etmen, mana düzeyine geçememen inandıkların bu aleme ait olduğu için iman etme konusunda orada sıkışıp kalman. İşte kendini zihin olmaktan, beden olmaktan çok daha hepsinin üzerinde olduğunu fark etmek ve kabul etmek o kalıbı kırmak anlamına geliyor ve cevizin kabuğundan kabuğunu kırıp cevizin kabuğunu kırıp özüne inmek anlamına geliyor. Neden bu kadar duyguların üzerinde duruyoruz? Neden bu kadar e, duyguları anlatmaya çalışıyoruz? Çünkü sen duyguları anlayıp tanımadan o kabuğu kuramıyorsun. Hala sen duygu olmaya devam ediyorsun. Hala duyguların seni yönetmeye devam ediyor. Çünkü onları hala duygu olarak yaşıyorsun. Yani onlar hala seni olduğun yerden alıp çekiyor. Yani sen merkezinde o hu bölümünde yani o öz kısmındasın aslında ama o duygular her gelişte seni oradan alıp oraya, oradan alıp buraya, oradan alıp oraya sürekli sürüklüyor senin bir derede bir nehirdeki o kuru yapraktan hiçbir farkın kalmıyor. Merkezinde kalamıyorsun. Merkezde ne var? Merkezde bir kere huzur var. Neden? Çünkü seni hiçbir duygu durumu oradan alıp bir taraflara sürükleyemiyor merkezde kaldığın sürece. O zaman insan merkezine arıyor. Yani bu seyri sülük dediğimiz yolculuk aslında senin merkezin. Yani gelmeye çalıştığın yer merkezin. Gelmeye çabaladığın yer merkezin. Peki zaten sen merkezdeysen nereye gitmeye çalışıyorsun? Nereye varmaya çalışıyorsun? Nereyi arıyorsun? Nereyi bulmaya çalışıyorsun? Ne için çabalıyorsun? Zaten orada olan bir şeyi neden arıyorsun? Yok mu da arıyorsun? Bu soruları kendine sorduğunda göreceksin ki zaten aranılacak da gidilecek de bir yer yok. Bu arama ve bulma olayı da tamamen zihinsel bir durum. Evet olması gerekiyor mu? Gerekiyor. Bir yere kadar gerekiyor ama bir yerden sonra da ona tutunmamak çok önemli. Çünkü tutunduğun her şey, her ne olursa olsun seni asıl, asıl merkezinden uzaklaştırıyor. Bunu fark ettiğin zaman tutunduklarını bir bir bırakıyorsun. Zaten onların tamamını bırakmadan, yani onların gölgesi, sisi, isi, ee, birazcık bile, yani şu kadarcık da mı, hayır o kadarcık da, hiçbir şey diyoruz ya, hiç, hiç noktasına gelmek, hiç olmak, <laughs> hiç olacağım diye ne uğraştık, hiç olacaksın, evet, hiç, hiç olmadan asıl sen olmuyor, hiç olmadan asıl hayat başlamıyor. Yani asıl hayat, gerçekten asıl yaşamak, hiçlikten sonra başlıyor. O noktadan sonra görüyorsun ki o yaşadığını sandığın her şey koca bir yalan. Koca bir asıl hiç orada. Rüya, hepsi rüya, hepsi sanal. Zaten bunu anlayabilirsin. Nasıl anlarsın? Şu an geçmişine bak. Geçmişim dediğin yaşadıklarına bak, hatırladıklarına bak kaç yaşındasın? 20, 30, 40, 50, 60. Yani 50 yıl, 40 yıl ne yaşadın? Anlat, anlat, anlat. Kaç saatte anlatırsın? Otursan bütün ayrıntılarıyla bir gün anlat, iki gün anlat. E 50 yıl nasıl? Yani madem ki 50 yılı an an yaşadın, bir sürü olay, bir sürü hikaye, bir sürü yaşanmışlık, aklında kalanlar. İşte yaşadığın olaylar değil, gerçek olan hisler, duygular. O duygular sana ne öğretti? Nasıl bir deneyimden geçtin? Sana kalan bunlar. Yani o duyguları tanıyıp, o duyguları anlaman için aslında bunları yaşadın ve artık o yaşadığın hayata tutunmayı bırakıyorsun. Yani o yaşadığın hayatı gerçek bu benim hayatım. Bu benim evim, benim arabam, benim işim, benim çocuğum, benim eşim, benim annem, benim akrabam, benim, benim, benim ve ben. Bu benleri bıraktığın zaman neyi bırakmış oluyorsun? Sahiplenmeyi bırakmış oluyorsun. Hiçbir şeyin sahibi olmuyorsun. Hiçbir şeyin sahibi olmadığın zaman bir hiç olabiliyorsun. Etrafında gördüğün sana hizmet eden ya da senin etrafındaki kişiler olabilir, eşyalar olabilir, gördüğünü, düşündüğün her şey olabilir. Bunların sahibi değilsin bunların sahibi olmadığını idrak ederken aynı zamanda bunların sahibi olmayı da bırakıyorsun. Bunların sahibi olmadığın zaman bunların sadece sana sunulan emanetler, senin bunlarla hiçbir ilgin yok, sadece oradasın ve onlarla bir iletişimin bir durumun var ama artık bağın yok. Yani bağın olmaması ne demek? Sahip olmamak ne demek? Bir şeylerin sahibi olduğunda onlara karşı bir bağın olur. Yani aslında sahip olmanın altında yatan temel dürtü onları kaybetmekten korkmaktır. Onlar senin elinden alınırsa Sanırsınız ki sen eksileceksin ya da sen yok olacaksın, sen var olamayacaksın, bütün varlığını sahip olduklarınla hissetme durumudur sahip olmak. Yani bir eşim olmada, eşim olmazsa ben olamam, çocuğum olmazsa olamam, işim olmazsa olamam, evim olmazsa olamam, arabam olmazsa olamam ya da çok basite indirge. Günlük hayatta seni hayatta ayakta tutan her neyse ya da yaşaman için seni teşvik eden o temeldeki durum her neyse işte bu sahip olduğunu düşündüklerin ben dediğin egoyu oluşturdukların sen eşinde işinde çocuğun da Ailende ya da her kimse, her ne maddiyatsa, her ne eşyaysa ya da kişiyse olmadan da varsın. Çünkü sen merkezinde bir bütünsün. Sen tamamlanmışsın zaten. Seni tamamlamak için herhangi bir eşyaya ya da kişiye ihtiyacın yok. Tamamlanmış ve bir bütün halindesin. Çünkü tevhid noktasında ayrılık yok. Yani o bu şu sen ben yok. Tek önce birlemek sonra birden teke ulaşmak var. Orada bütünlük var. ayrı ayrı değil ki sen eksik olasın. Zaten ayrı değilsin ki. Zaten teksin, bütünsün, birsin. O yüzden eşyalarla, nesnelerle, sanal alemlerdeki herhangi bir şeyle tamamlanman da mümkün değil. O zaman, o zaman o putları fark etmek ve o putları kırmak, işte o zaman hakiki iman noktasına gelmek anlamına geliyor. Hakiki iman noktasına geldiğin zaman oradaki o tamamlanmış ve huzuru tattığın için artık şeyler aleminden herhangi bir şeyin seni yeniden ayartması, seni yeniden o sanal aleme çekmesi <gülüyor> 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 mümkün olabilir mi? Yani sen artık hakiki gerçek huzuru tattıktan sonra ve o huzurda olduktan sonra artık o hayal alemindeki, rüya alemindeki sahte, geçici kimlikler, o sahip olduğunu düşündüğün eskiden herhangi bir şeyin senden alınması Zaten senin olmayan. <laughs> zaten senin olmayan hani sandığın, sadece sandığın, zannettiğin bir şeyin senden alınmış olması seni eksiltebilir mi? İşte bu yüzden her şeyi bırak. Zannetmeyi de bırak. Zannetmeyi bıraktığın zaman hakikat Yalnızca gözünün önünde olan hakikat sana görünür oluyor. Bütün zanları sahiplenmelerle birlikte bütün zanları da bırak. Bütün duyguları da bırak. Bütün duyguları bırak derken duygusuz mu olacağım? Hayır duygusuz olmayacaksın. Duyguların üzerine geçeceksin. Artık sezgisel olacaksın. Yani artık bir üzülen, bir kederlenen, bir mutlu, bir mutsuz, bir elem, bir endişe, bir korku, bir coşku halinde değil. Bu duyguların hepsinin üzerinde sezgisel, dingin, kendinden emin artık ona o eminliği herhangi bir duygunun bozamadığı bir alanda daha geniş, daha ferah, daha üst bir bilinçte daha üst bir frekansta titreşiyor <laughs> olacaksın. Şimdi bu üst frekans ya da titreşim demişken gün içerisinde enerjini titreşiyorsun ya. Herkes bir enerji. Şimdi sen bir enerjisin ve titreşiyorsun. Titreşimlerini Yayarken aynı zamanda o alandaki titreşimleri de kendi üzerine çekiyorsun. O frekanstasın. Ve bu frekanstayken işte duygular senin titreşimlerini yayıyor. Her duygunun bir titreşimi var. Her duygunun bir enerjisi var. E Sen de enerji olduğuna göre o duyguları yaşarken enerjini o alana kanalize ediyorsun. Diyelim ki... Korku. Korku duygusu sana geldi. Sahip olduğunu düşündüğün bir şeyi kaybetme korkusu yaşıyorsun temelde. Temelde korku budur. Ve en temelinde bu hayattır. Yani hayatı kaybetme, yani ölüm korkusudur. Ama bunun yan dalları vardır. İşte maddi kayıp, sevdiklerinin kaybı, bir sürü çeşit çeşit. Zaten anlatmama gerek yok. Korku dünyasında yaşayan herkes bunu biliyor. Gerçek yaşama, gerçek hayata dirilmeden önce hepimiz korku aleminde yaşıyoruz. Ve bunun bir ismi de var. Cehennem. <laughs> korkular alemi. Korkularımız ve duygularımızın bizi yönettiği alem. Temel olarak korkular yönetir burada. <laughs> <laughs> Ve korku frekansında titreşmeye başladığında ne yapıyorsun? Çok yoğun bir enerji gerektiriyor zaten korku, öfke gibi negatif duygular özellikle yoğun bir enerji gerektiriyor. Bütün enerjini o alana veriyorsun. Zaten bunun dışında yapabileceğin bir şey yok çünkü duyguyu yaşıyorsun. Duyguyu hal ediniyorsun. İşte bütün püf noktası burada. O duyguyu hal ediniyorsun ve enerjini oraya kanalize ediyorsun. Bütün enerjinle o kısma titriyorsun ve o titreşimde olan bütün enerjiyi de üzerine çekiyorsun. Ve o alanda sıkışıp kalıyorsun. Orada bir direnç oluşturuyorsun. Bir direnç oluşturuyorsun ve artık akışkanlığın bu direnç kapatıyor. O dirence takılıyorsun ve akışkanlığın tamamen duruyor. Orada katı bir forma ulaşıyorsun. İşte bu direnci bırakmakla yeniden akışkan olabiliyorsun. Bu direnci bırakmanın birçok yöntemi var. Bir tanesi ve en önemlisi tabii ki fark etmek. Direnç gösterdiğini fark etmek. Neye karşı hayatta direnç oluşturuyorsun? Nerelerde direniyorsun? nerelerde bu direnç blokajların var. Bunları fark etmek. Sonrasında nasıl akışkan hale geçebilirim? Bunu görmek. Akışkanlık diyoruz. Nedir akışkanlık? Yani katı formdan sıvı forma ulaşmak ya da gaz haline ulaşmak. Yani akmak, akabilmek için nedir? Katı formdan sıyrılmak, bırakmak, o direnci bırakmak. Sohbetin başında sudan bahsedeceğim demiştim. Tam da yeri geldi. Ne kadar su içiyorsun günde, her gün? Ne kadar su içiyorsun? Bir bak, akışkan olmaya çalışıyorsun. Bilincini yükseltmeye çalışıyorsun. Enerjini yükseltmeye çalışıyorsun. Belki bunu sadece maneviyatla alakalı olduğunu düşünüyorsun. Yani bu maddi bedenin, bu işlerle alakası olmadığını düşünüyorsun ama sen bedenden ibaret değilsin diyoruz ama aynı zamanda bu madde aleminde bu bedendesin. Beden, ruh, zihin diye ayrı ayrı kavramlar zaten yok. Sen bir bütünsün. Bütünlük o hiçlik hiç olduğun zaman o bütünlüğe gelmiş oluyorsun ya. Orada görüyorsun ki zaten o böldüğün, parçalayarak zihinsel olarak anladığın katman katman böldüğün alemler bir ve tek. O alemlerde akmak, akışkan olmak için katı formdan çıkman gerekiyor. Dirençlerini fark etmen ve dirençlerini direnci böyle düşünürsek sıkışmışlık böyle iç içe geçmiş bir düğüm gibi ya da daha da böyle işte onu böylece çözmen gerekiyor. O aradan da sızman gerekiyor. Yeniden akışı sağlaman gerekiyor. Asıl senin <laughs> olman gerektiği hal bu. Akış halinde olmak. Su içtikçe Akışkanlığın artacak. O katı formdan bedenin daha sıvı forma geçecek. Enerjin dönüşecek. Su içmedikçe unutacaksın. Unutkanlığın artıyor. Çünkü artık bilim de hizmet ediyor değil mi? Hakikate. Hep hizmet ediyordu. Biz görmüyorduk. Ve artık kafanı nereye çevirsen zaten hakikate anlatıyor. Sudan korkma. Su senin dostun. Alzheimer bile temelinde beynin susuz kalması. Beyin su istiyor senden. Çalışabilmek için, idrak edebilmek için, bilincinin yükselmesi için, akışkan olması için bütün bedenin su istiyor senden. Sürekli yemek yemeni değil, o acıkma hissi, bir şeyler yeme hissi geldiği zaman aslında senden istenen su içmen. Ama sen bunu da unutuyorsun. O temel unutma halinde insan her şeyi unuttuğu gibi bunu da unutuyor. Bu yüzden suyun altını çiziyorum. Suyu sakın ihmal etme. O çabaladığın neden uyanamıyorum? Neden göremiyorum? Neden hala anlamıyorum? dediğin noktada dediğin noktada işte bütün bedenlerin tek bir bedenin var. Hepsi birlikte tek hepsi iç içe gibi zihinsel olarak tabir edebiliriz. Hepsini fark etmen gerekiyor. Yani kafada bir şeyleri düşünürken bu alemde, madde aleminde bu bedenle var oluyorsun. Peki halde ne yapıyorsun? Yani sadece kendi kendine kaldığında düşündüğün bir şey mi hakikat? Ya da ulaşmaya çalıştığın bir yer mi uyanış? Bunu böyle mi anlıyorsun? Bunu fark et. Yoksa gün içerisinde dünya sahnesine çıktığın zaman etki ve tepki oluşturmaya başladığın zaman sana söylenenler, sana gelenler, senin aktardıkların, oradaki iletişim hali, oradaki oluş hali, oradaki varoluş. O hallerde ne yapıyorsun? Nasıl tepkiler veriyorsun? Burada düşündüklerinin, burada anladıklarının, kavramaya çalıştıklarının, kavradıklarının orada unutuyor musun? Yaşarken bunları es mi geçiyorsun? Onlar yokmuş da sanki Hiçbir şey düşünmemişsin, hiçbir şey yaşamamışsın, hiçbir şey fark etmemişsin gibi aynı eski alışkanlıklarınla mı gidiyorsun? Yoksa burada oluş amacını hatırlayarak, oluş amacının uygulama olduğunu hatırlayarak o sahnede uygulamaya mı geçiyorsun? Asıl sorulması gereken sorular bunlar. Yani ...birlemek, içerisi dışarısı diye ayırmadan iç ve dış alemi birlemek, bütünlemek, bilinç düzeyinde anlayıp idrak ettiklerini uygulama alanında her an, hemen uygulamak ve hal edinmek. Asıl hal edinilmesi gereken bu. Yani... Bunu şöyle düşünelim. Hal edinmek her gün sana 24 saat veriliyor bu dünya hayatında. Şimdi bunu anlamak için biraz daha idrakimizi açmak için misaller vereceğim. Dünya hayatını yaşarken hani böyle bir geçmiş bir gelecek olarak bakıyorsun ya bütün bir çizgi halindeymiş sanki yaşam. İşte sen buradasın diyelim ki burası geçmiş burası gelecek. Zaten zihin geçmiş ve gelecekte sürekli yaşattığı için bugün de asla var olamıyorsun. Yani bugünü yaşayamıyorsun. Bugünden kastımız an. Şu anı yaşayamıyorsun. Zihin ya orada ya orada. İşte bunu bir toplamak gerekiyor merkeze. Yani orası burası geçmiş ve gelecekten bağları kesmenin açılımı bu. Yani artık geçmişi ve unutmak geleceği bu değil. Bağlarını kesmek yani geçmişteki hayatın yaşantılarına zihin seni her götürdüğünde onu tekrar ana getirmek, merkeze getirmek. Ya da gelecekle ilgili endişe, kaygı ya da bu umut, ümitli şeyler de olabilir. Hayır, şu an yaşıyoruz, andayız. Şu an beden neredeyse, zihinde orada, kalp de burada, bilinç de burada. Her şey bir bütün halde burada, şu anda. Şu anda benim için en önemli şey burada seninle konuşmak. Başka herhangi bir şey yok. Ne geçmişte ne gelecekte. Yok. Zaten şu an dışında herhangi bir zaman yok. Zaman zaten sadece dünya halinde o bilinç seviyesine gelmeden, o uyanış dediğimiz yere gelmeden ki yerde var. Yani orayı anlamak için var. Onun üzerinde ise an var sadece. Geçmiş, gelecek, şu an Hepsini aynı anda görebilmek, hepsine aynı anda gidebilmek, ya yani an dışında bir şey yok işte bu nasıl anlatılır? <laughs> an gene anla anlatıyoruz. An dışında bir zamanın olmadığı, zamanın aslında üzerine geçildiği bir yer olarak da düşünebiliriz. Yerde değil aslında da işte bir idrak diyelim buna. Çünkü bir mekan değil burası. Ee, geçmiş ve gelecekten bağını nasıl keseceksin? Geçmişten başlamak gerekirse. Tabii ki burada yine duygular geliyor ve buradaki en büyük yapılacak en büyük şey yine burada o iman hissiyatıyla yapman lazım. Çünkü burada affetmek ve çok büyük bir sevgiyle kabul etmek ve teslim olmak hali var. Bu hallerle hallenmedikçe geçmişle bağ kopmaz. Geçmişle bağ nasıl kopar? Seni çok incittiğini, kırdığını, seni yerden yere vurduğunu, senin hayatını mahvettiğini belki, belki şöyle, belki böyle yaptığını düşündüğün o insanları <laughs> affetmek kucaklamak sarılmak senin bütün eğitim ve öğretimini yapan kim? Senin Rabbin. E senin anne, baba, koca, eş, çoluk çocuk bana şunu yaptı, komşum bunu yaptı ya da iş hayatında meslektaşım ya da rakibim ya da şu ya da bu, şu kişi, bu kişi şunu yaptı. Dediklerin sana hep öğretmek içindi. Seni hep uyandırmak içindi. Sana hep fark ettirmek içindi. Neyi? Hakikati. Neyi? Kim oldun gerçeğini. O zaman onlara karşı neden bu düşmanlık? Neden affedememek? Neden kim beslemek? Neden hala geçmişte o duruma takılmak? Bu bir hastalık olabilir, bu bir kaza olabilir, bu bir musibet olabilir, bu herhangi bir nefsin hoşuna gitmeyecek durum olabilir. Çünkü musibetin açılımı nefse zor gelendir. Nefse zor gelen her şey zaten bir öğreticidir, bir celal'in tecellisidir. Celal isminin tecellisidir. Sen neden kadere razı olmadan celal isminin tecelliyatına rıza göstermeden cemale ulaşabileceğini sanıyorsun. Ne diyoruz? Duygular yangın yeridir. Yakar. Yana yana yanmamayı öğrenirsin. Öğrenmen gerekir. Yoksa orada yanmaya devam etmen gerekir. Bu bir karar verme meselesidir. Evet bu bir iman meselesidir. Bu bir teslimiyet meselesidir. Bu kabul meselesidir, rıza meselesidir ama her şeyden önce bir karar meselesidir. Bunu istiyor musun? Duygularla yanmak mı? Duyguların üzerinde sezgisel olarak artık fark etmek mi? Fark etme istiyorsan seçimini bu noktada yapıp artık o yangın yerinden kendini çıkartıp yanmadan da o duyguları fark etmenin neşesini yaşarsın. Artık o duygular seni merkezinden söküp alamaz ve o noktada merkezinden izlersin. Sadece gözlemlersin, tanık olursun ve sana biçilen rolü oynarsın. Rol olmazsın ama rolünü, hakkını verirsin. Eskiden o duygulara kapıldığın için rolün de hakkını veremiyordun öyle rol oynadın belli yani rol yapıyordun hakikaten. Çünkü bir duygu seni esir almışken sadece hayat bir duygudan ibaret değil. Duygular gelip geçer çeşit çeşit. An içerisinde belki beş tanesi, on tanesi, bin tanesi gelir sana. Fark edersin. Ondan ona böyle geçersin. Ama onlar sana geçerse o zaman sıkıntı orada. Ki bu zamana kadar olan da budur. Duyguların sende kimliklenmesidir. Duygular sende kimliklenince sen asıl senden uzaklaşıp kendini duygu zannedersin ve o duygunun biçmiş olduğu o elbiseyi giyersin ve o elbise seni hep sıkar. O elbise sana hep küçüktür. O elbise seni hiç rahat ettirmez. O elbise senin her yerini sıkar. Karnını sıkar, kasığını sıkar, göğsünü sıkar, kalbini sıkar, boğazını sıkar. Ve sen sıkışıp kalırsın o elbisenin içinde. İşte o yüzden o hiçlik dediğimiz e, bilinç durumu diyeceğim buraya. Ne mekan, ne yer, ne mertebe, ne makam. O hiçlik dediğimiz bilinç durumuna o elbiselerden soyunarak gelirsin. Hiçbir elbise kalmamaksızın. Üzerinde her birisini tek tek, tek tek, tek tek çıkarır, atarsın. Ve sadece... Tamamen her şeyden arınmış, bomboş olmuş bir şekilde gelebilir ve kalabilirsin. Aksi halde zaten oraya o alana sığamazsın. Bomboş olmadan düşünebiliyor musun? Bomboş olarak sığabileceğim bir alan o kadar büyük ki. O küçücük elbiselerle gelemezsin. Nasıl ki beden öldüğün zaman hani kefenin cebi yok deniyor ya. Hiç bu maddi madde dünyasından hiçbir şey götürebiliyor musun? Götürebilecek misin? Hayır. Toprağın altına girerken madde dünyasında Karun olsan Karun olsan bir bozuk para nasıl ki götüremiyorsan işte Ölmeden önce ölürken herhangi bir bu dünyaya ait bir kimlik, bir kişilik, bir duygu, bir madde de götüremiyorsun. İşte bunun üzerine durmaya çalışıyorum defa eten. Çünkü anlaşılmayan kısım burası. Zor geçilen kısım burası. Zaten bu kısım geçildikten sonra, bu kısım idrak edildikten sonra, buradaki genişleme yaşandıktan sonra Hakikat açıldıktan sonra kolaylaşıyor. Kolaylaşması için dua ediyorsun zaten. Kolaylaşsın, hayırlısıyla kolaylıkla olsun. Eskiden çok zor olan her şey artık daha kolay oluyor. Çünkü sen artık kolaylaş kolay olduğunu fark ediyorsun, kolaylaştığını görüyorsun. Artık o duyguların esiri olmaktan çıktığın zaman zaten sana hizmet etmeye başlıyor. Bunu fark ediyorsun. Sen kendini boşuna sıkıp sıkıştırmışsın. O daracık alanlara, o daracık alanlardan çıktığın yerde, kendini bulduğun yerde Allah'ı buluyorsun. Kendini bulduğun yerde her şeye görüyorsun ve her şeye şahit oluyorsun artık tekliğe, birliğe ulaşıyorsun. Artık o bölünmüş parçalanmışlıktan çıkıyorsun. Zaten cehennem diye tarif ettiğimiz yer tamamen kendini ayrı hissettiğin yerdir. Ayrı hissettiğin her an bir bak kendine yeniden cehennemdesin. Bütün tam tamamlanmış o teklik tevhid alanındaysa zaten huzurdasın. Zaten artık cennet cehennem diye ayrımlarının da kalmadığını görüyorsun. Zaten artık taraf tutmuyorsun. Yani iyi kötü diye sınıflandırmıyorsun. İyi kötü kavramlarının kalktığı bir alandasın. O bilinçtesin. O yüzden o bilgileri, o ilmi, o inançları bırakmadan bu farkındalık açılmıyor. Çünkü o pencerelerden bakıyorsun sen hayata, o bilinçten, o e, idrakten, o ilimden, o bilimden, o inançtan baktığın sürece göreceğin tek şey oradan, o ışıkla görebilirsin, onun ışığıyla görebilirsin. Yani o bilginin ışığıyla görürsen, o bilginin penceresinden bakıyorsun, bilginin ışığıyla görüyorsun. Ama o kadar değil işte. Artık bakış açının açman gerekiyor. O zaman o bilgi sana sadece burayı gösteriyor. Bu bilgi burayı gösteriyor, şu bilgi şurayı gösteriyor. Ya da sen bu pencereden bakıyorsun. Bilgiyle, ilimle, inançla senin penceren burası. O pencereyi kapat. Artık bütünsel bakış açısına geçmen gerekiyor. Artık o bu şu bu inançlar, bu bilgiler, bu ayrımlar seni sadece o eşiğe kadar getiriyor. O eşikten atlarken hepsinden sıyrılman gerekiyor. Aynı duygulardan sıyrıldığın gibi her şeyden sıyrılman gerekiyor. Bütün öğretilerden, bütün o kalıplardan, bütün o seni sen yaptığını düşündüğün o inançlardan da, o bilgilerden de sıyrılman gerekiyor hakikate ulaşmak ve hakikat penceresinden bakmak için. en çok korktuğun yani artık bu noktada ben bunu bırakamam. Bu bu beni ben yapan şey dediğin şeyi bıraktığın an hakikat sana açılır ve açılıyor. Onu da bıraktığın an. Oradan da geçtiğin an. Oradan da geçtiğin zaman bir saniyede, bir anda hiç, nasıl hiç oluyorsun ve bir aynı anda nasıl her şey bütün çıplaklığıyla karşında ve o bütünlük hissi, o tamamlanmış, tamamlanmışlık hissi işte o anda fark ediyorsun. bir genişleme hali bu. Çünkü enerjin genişliyor. Çünkü enerjin yükseliyor. Gün içerisinde enerjinin nerelere harcadığına bak demiştik. Kedilerin istilasına uğradım yine. <laughs> Kapıyı kapattım yine açtılar. Gün içerisinde enerjini nereye harcarsan sen olsun. Yani A işiyle uğraşırken B olmayı bekleme. Ne yapıyorsan olsun. Ne yiyorsan olsun deniyor ya. Ne yiyorsun? Düşüncelerini yiyorsun. Sonra o yediklerinin hepsi düşünce olarak sende beliriyor. Ne yediğine de dikkat etmen gerekiyor. Enerjisi yüksek besinlerle bedenini beslemen lazım. Ölü enerjiyle beslememen gerekiyor. Ön enerjiyle besledikçe enerjiyi düşürüyorsun, hazını zorlaştırıyorsun, enerjini nereye veriyorsan olsun diyoruz ya. Enerji nereye gidiyor? Enerjin bütün gün sindirime gidiyorsa, beyin neyle çalışacak? Beyne çok az enerji kalıyorsa, bilinç nasıl yükselecek? Bu noktada sürekli katı besinler alarak, sürekli ölü besinler alarak, su içmeyerek, o tıkanıklıkları besliyorsan nasıl akışkan olacaksın? Akışkan olmak için her şekilde yani o bütünsel bakış açısına sahip olamıyorsan bile sahipmiş gibi bir bütünsel olarak hayata dön. Hayata bak. Tutunduğun şeyleri fark et, blokajlarını fark et, dirençlerini fark et. O dirençlerden akıp geçmek için kendini serbest bırak ve bu noktada nefesine odaklan. Sıkıştığını düşündüğün her an nefesinde kal. O nefesi hisset. O nefesi sen alırken o nefesi kim alıyor? Ona bak. Ben dediğin kimlikler mi alıyor? Yoksa asıl özün asıl sen mi alıyor? İşte nefeste kalmak, öze dönmektir. Nefes almayı bilmediğini fark edeceksin. Ve buna şaşıracaksın. Nefes almaya başladığında nefes almadığını fark edeceksin. Nefes almadan adeta ölü gibi yaşadığını fark edeceksin. Nefesten bahsetmişken birkaç nefes çalışması da yapalım inşallah. Şimdi bir kere nefis nefes <laughs> nefis nefes. nefsini bilen Rabbini bilir. Nefes de e, Rabbini ve özünü bilmek için çok güzel bir yöntem. Zaten nefes almadan yaşayamayacağına göre nefesini bir fark etmen gerekiyor. Nasıl nefes aldığını bir önce fark et. Otur, bir bak. Nasıl nefes alıyorum ben? Nefesimi nereye kadar alıyorum? Nerede hissediyorum nefesi? Nefesi içeride hissetmek demektir nefes. Nefes ağızdan nefes alarak öncelikle ağız nefesini fark edelim. Bakın. Dediğim zaman omuzlarım çıktı değil mi? Halbuki olması gereken karnımızı şişirmek. Yani diyafram nefesi deniyor ya. Asıl nefes bu. O gün içerisinde aldığımız burasıyla inip kalkan o sığ nefes değil. Seni yüzeyde tutan yüzeysel nefes değil. Derin, derine inmek gerekiyor. Bu köke, köke inmek gerekiyor. Oraya doğru çekip nefesi şeklinde çekersen daha da güzel çekebilirsin. Başlangıçta çok işe yarar bu şekilde çekip elini de karnına koy ve o karnın karnın en altına kasık bölgesine koy şiştiğini kasığına kadar o nefesin geldiğini hisset ve oraya bir balon gibi şişir onu şişirdikten sonra biraz bekle o balon orada bir şişik kalsın sayıları kullanabilirsin çekerken 7 olsun mesela sayımız bunu 7 yap 10 yap fark etmiyor sana kalmış Başlangıç seviyesinde 7 diyelim. 7'ye kadar çek. 7'ye kadar. Böyle çek. Çektin mi? Karnını şişirdin mi? Göğsünü değil. Karnını. Karnını şişirdin. Şişti böyle. Elliyorsun ya. Burada ya elin. Elin tabii ki böyle ne oldu? Böyle çıktı. Elinle hissettin. O kasık bölgesine noktaya kadar geldi. Kök hücrene kadar. Kök çakrana kadar. Orada da say. 7'yi yine say. Sonra 7 ile ver. Sekizle ver, onla ver. Vermeyi biraz daha uzatabilirsin almakta. Bunu yap. Bunu mesela on kere yap gün içerisinde. On beş kere yap. Sabah uyanınca yap. Akşam yatmadan yat. Yap bunu. Bunu yaptıkça rahatladığını göreceksin. Bunu yaptıkça bedeni hissettiğini fark edeceksin. O nefesi takip ettikçe zihinde olmadığını göreceksin ki bu çok sana huzur verecek. O düşüncelerde olmadığını göreceksin. Zihnin seni oraya buraya çekiştirmediğini göreceksin. Zihinde olmamayı yaşayacaksın, yaşamaya başlayacaksın. Demek ki zihinden çıkabiliyormuşsun. Yani tamamen Neymiş sen zihin değilmişsin. Bunu tadacaksın zaten. Bunu yaşayacaksın ve daha da güzeli özünü fark edeceksin nefesinle beraber. Yani bedeni sadece böyle dışarıdan değil birisi sana dokununca ya da buraya dokununca hissediyorsun ya bedenini varlığını. Aslında içerden de çok rahat bir şekilde hissedebildiğini fark edeceksin. Sadece nefesle bunu yapacaksın. Ve acele etmeden yavaş yavaş sakinlik içerisinde, o dinginlik içerisinde nefesinle çalışırken aslında yaptığın kendini ziyaret etmek. <laughs> Yeni bir terim katalım hayatımıza ve logatımıza. O 24 saatten bahsetmiştik ya, 24 saat veriliyor sana. Bir her gün 24 saat. Geçmiş yok, geleceği yok. Her gün 24 saat. Bir tane film vardı. Bugün aslında dündü. Dündür sanırım böyle filmin ismi. Dün aslında bugündür müydü? Yok, bugün aslında dündür olabilir. Yabancı bir film, 90'lar yapımı. Ben birkaç kere seyretmiştim bu filmi önceden, eskiden. <laughs> Ama filmi yeni anlıyorum. Yeni anladıktan sonra da seyretmedim ama çok seyrettiğim için zaten yani nasıl yani diye böyle onu idrak ettiğim an geliyor aklıma. Gerçekten aslında her günün bir anlamda aynı günü yaşadığını ama verdiğin tepkiler ve o güne yüklediğin anlamlar o gün karşına çıkan olaylarla ne hissediyorsun? Nasıl uyguluyorsun? Ne yapıyorsun? Yani senden o beklenen o tamamlanmış hali, o tevhid bilincini o gün içerisinde uygulamaya alıp almama halin. Asıl mevzu bu işte. Yoksa aynı günde aynı durumların içerisindesin ama neyi nasıl yaptığını senin tamamen farkındalığın belirliyor. Farkındalığın ve tamamen tanık ve izleyen olarak olayın içerisinde olmak, tecellileri yaşarken, tecellileri izlerken bir kimlik ya da kişilik iddiasında olmadan o noktadan bakabilmek ve sana biçilen rolleri hakkını vererek hakkını vererek içinde olarak hissederek o sezgisel bakışla yaşayabilmek. Bunu yaptığın zaman işte o gün genişliyor, o an genişliyor. Sen genişliyorsun. Sen gerçek sen olarak zaten içinde yaşıyorsun ve oluyorsun. Bunu yapamadığın her an bu ilizyona kapılıyorsun. Bu ilizyona ne kadar sanal da desen, ne kadar ilizyon da desen, işte o seni bir anlamda yeniden bir şekilde içine çekmiş oluyor. Nefes fark etmenin çok önemli bir yöntemi. Ve nefes seninle. Hiçbir şeye gerek yok. Hiçbir ücret talep etmiyor. Hiçbir kimse istemiyor. Sen içinde nefes. Nefesini alıp sıkıştığını düşündüğün, hissettiğin bir durumdan, bir duygunun seni ele geçirdiğini, seni merkezinden koparmaya kopardığını anladığın, fark ettiğin her durumda o sıkışık alandan nefesinle çıkabileceğini biliyorsun. Korkan insanlara su verirler, hemen getirirler, su iç. Su içerek de tekrar akışkan olabileceğini biliyorsun. Artık bunların farkına vardıktan sonra bu bilinçle yaptığın için anında da senin üzerinde bunların hepsi anda, an içerisinde etkili olmaya başlıyor. Ve bunları fark ediyorsun. Bedeninde fark ediyorsun, ruhunda fark ediyorsun, anda fark ediyorsun duruşunda ve halinde fark ediyorsun. Şimdi haller, bir de tasavvuf yönünden bakarsak, haller azaldıkça makam yükselir denilir tasavvufta. Makam arttıkça haller azalır. Şimdi bir hal edinme dedik, hal edinmeyi anlatıyoruz zaten. Sohbetin başından beri çeşitli ee, Bölümlerde anlattık. Bir de bu hal, haller kısmı var. Şimdi bir bu hallerden de kastedilen duygular. Yani duyguların insanın vücudunda hal haline gelmesi. Haller demek zaten senin üzerine giyindiklerin demek. Yani hal edinmek ne demek? Şimdi bu bilinci hal edin diyoruz. Bu öğretiyi hal edin diyoruz. Öğrendiğin her şeyi hal edin ki sana yenileri öğretilsin diyoruz. Ne demektir hal edinmek? Sen onu giyinirsin. Hani nedir? Dervişin hırkayla taç denir ya. Hırka. Hani dört makam kırk hırka. O hali giyinirsin ve o halle uygularsın. Yani uygulama alanında sahnede o hal üzere olursun. E o hal üzere olmak için senin bir kere çıplak olman lazım. Yani o hali giymek için, o hırkayı giymek için senin başka bir şey üzerinde olmaması lazım. Başka bir şeyden kasıt nedir? Duygular da birer haldir. Yani sen kibir halindeyken sen egonun zaten ego nedir? Tamamı. İşte bütün o duyguların oluşturduğu kimliğe ego diyoruz. Artık egoda onların hepsinin bir bütün halde bir kişi olarak karşımıza gelen kimlik, kimliğin egodur. Egoyu giyinmişken, egonun hali gelmişken ya da egodan sıyrıldığını düşünüyorsun. Egoyu artık fark ettiğini, egonun tuzaklarına düşmediğini görüyorsun ancak bir duygu gelip sende hallenebiliyorsa bu korku, ümit, sevinç, e, herhangi bir duygu, hayal, ümit e, ya da işte ümitsizlik, endişe, kaygı. Bu duygulardan herhangi birisi gelip senin üzerinde halleniyorsa işte hallerin, <laughs> hallerin hala varsa hala haller e, alemindesin demektir. Yani o makamsızlık yerine gelmek istiyorsan bu hallerden vazgeçmen gerekiyor. Sonrasında o hali hallenmen gerekiyor. Haller hala varsa sen hala o hiçlik dediğimiz yerin durumun, bilincin farkına varamamışsın. Hala o hiçlik, hiç yok olma yerinin e, etrafında dolanıyorsun anlamını taşır. Neredesin? Hep merak ediyorsun ya işte benim makamım, mertebem nerede, ben nerelerdeyim, işte durumum nedir, uyandım mı, uyanmadım mı? Yani bunların cevapları hep sende. Hallerine bakarsın, tepkilerine bakarsın. Bir şey çok olumsuz bir şeyle, olumlu bir şey ye. Seni aynı tepki aynı yerde, aynı merkezde tutuyorsa. Yani bunlar gelip geçiyor ama sen gelip geçmiyorsan, sen o merkezdeysen savrulmuyorsan olman gereken yerdesin. Yani orada mıyım, burada mıyım demeye gerek yok işte olman gereken yerdesin. O asıl asıl rıza noktasıdır. Yani artık razısındır. Hiçbir şeye sahip olmadığını bilirsin ve olacak her şeye razısındır. Başta zaten bu boynunu böyle e, İbrahim'in o koyun gelmeden önce o kurban metaforu var ya koyun gelmeden önce o boynunu uzatması gibi oğlunun uzatırsın boynunu o ölmeden önce ölüm diyoruz da ya, yani orada gerçekten ölümü kabulleniş vardır. Yani ben ölmeyeyim ama ölmeden önce de öleyim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yoktur. Orada kişinin gerçekten ölümü kabullenişi, yani canını da burada e, masaya koyması, ya zaten canını koyan insan her şeyden geçer. Her şeyden geçmesi, her şeye eyvallah demesi, kabul etmesi ve orada yok olmasıdır yok olmasıyla birlikte varlık alemine geçmesi ve varlıkla o varlığı, o bütünlüğü, o tevhidi yaşayarak hissederek tekrar işte eş layla la ilahe illallah'tır. Hu'ya gidiş, hiçlik alemi. inerken de ve eş enne Muhammeden abdühü ve resulühü yaşaması. Orada abd, kul olmak ve Resul olmak bilincini, abdühü ve Resulü bu bilinç seviyelerini yaşaması. Zaten abd demek, kul demek de bizim Türkçedeki anlamlarıyla kulluk, kölelik anlamı gibi de düşünülmesin. Halifedir. Yani artık Allah'ın halifesi, yeryüzündeki eli, ayağı, gözü, gözüdür. Yani sen artık onun gözüsün, onun ayağısın, onun elisin, onun kulağısın, onun onu yaşarsın. O zaman onu yaşamak için o sanal kimliklerini neden feda edemiyorsun? O basit olmayan, zaten hiç hükmünde olan hiçliğini gördüğün zaman yani hiç olmak için çabalamana gerek yok. Zaten hiçsin. <laughs> zaten hiçsin. Hiç olduğunu kabul etmek sadece. Yapman gereken hiçbir şey yok. Sadece kabul etmek. Kabul ettiğin noktada hiçliğini gördüğün noktada, fark ettiğin noktada, o hiçliğin üzerine giydirmeye çalıştığın eğreti duran, oranı buranı sıkan elbiseleri çıkardığın noktada, çıkarmaya başladığın noktada zaten hepsi çıkacak, 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 çıkacak. Zaten hiçsin. Yapman gereken hiçbir şey olmadığını fark ettiğin noktada, işte orada kelime-i tam olarak idrak olunur ve orada önünde böyle açılır. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek tekrar bu dünya sahnesinde sadece onun gözüyle bakar, onun kulağıyla duyarsın. Ve artık sen onun eli ayağı olursun. İşte budur İbnil Arabi'nin dediği ben ona kulluk ederim o da bana. İşte bu noktada anlar ve kavrarsın. Bu sözleri şeriat makamından yani o kabuk, cevizin kabuğundayken anlamak mümkün olmaz. Cevizin kabuğundakiler anlayamaz. Bunlar hakikat mertebesinden söylenmiştir. Bunlar marifetten söylenmiştir. Bu enel hakta böyledir. Çünkü la ilahe illa ene illa ente buralardan geçersin. Buralarda şahitlik edersin, buraların halleriyle hallenirsin. Hallacı Mansur bunu söylediği zaman tabii ki şeriat makamından ben Allah'ım olarak algılandığı için onlar başına geldi. Hakikatte Allah'tan başka hiçbir şey olmadığının kendinin de bir hiç olduğunun ve o hiçlik mertebesinde söylenmiş ve telaffuz edilmiş bir şeydir ama buraya da tutunulması gerekir ve çünkü burası gelinmesi gereken nokta değildir. Oradan da yol devam eder zaten sonsuz ve sınırsızdır ve zaten güzel olan da budur ama bu da bir idrak seviyesidir. Ene de idrak seviyesidir, ente de idrak seviyesidir. Aslında gelinmesi gereken ve gelinen şey tekliktir. Teklikte ise zaten o tek başınalığı da yaşarsın. O tek başınalıkta zaten senle doludur her şey. Senle doludur, yalnızlık diye bir şey yoktur. Bu zamana kadar biriktirdiğin her şey, biriktirdiğin her şey, Bunlar bilgiler, bunlar öğretiler, bunlar inançlar. Neyse. Bildiğin her şeyi bıraktığın zaman, bıraktığın zaman o hiçlik, o yokluk alanında bir hiç olduğunu kavradığın zaman varlık aleminde o varlıkla hallendiğin zaman sana zaten artık hakikat bilgileri öğretilmeye başlar. Hakikat bilgileri akmaya başlar. Hakikat buradan, buradan sana akmaya başlar. İşte bunların akması için o bildiğim sandığın, ben biliyorum, ben bilirim dediğin her şeyin hiç aleminde yok olmasıyla hakikat, ilmi açılır. Hep e, söylüyorum ya bir pul, bir bozuk para hükmünde olan dünya bilgisini, dünya metanı, dünya inancını, dünya kimliklerini yokluğunu fark etmekle başlar. Gerçek hayat, gerçek yaşam, gerçek dirilik ve gerçek zeka ve gerçekten beyin bir paraşüt gibi açılabilir. Ama açılması için önce o sanal yükleri bırakmak gerekir. Sanal yüklerden arınınca ancak beyin açılır. Ve beyin açıldığı zaman görürsün ki o bildiğim dediğin şeyler, hiçbir şeymiş. Hiç. <laughs> yani iman o mutmainne noktasına gelmeden gerçek iman etmiş olunmuyor ya. Bu söz değil, bu bir gerçekliktir. Bu bir yaşanılan durumdur. Evet, biraz acı geliyor insana. neye gelmemişsen iman etmiş değilsin. Sadece inancın var. Ama o inanç seni getirir neye. İşte o inançla geldiğin yere Yerden imanla devam edersin. Çünkü orada artık olma ve hal edinme vardır. Yani orada o duyguların da üzerine çıkıp, beş duyun da üzerine çıkıp sezgisel ve yaşamsal olarak idrak açılır. Orada artık inkar diye bir şey söz konusu olamaz. Orada artık eminlik vardır. Ve oraya geldiğin zaman işte seni oraya getiren o bilgiler... Artık orada bir hiç hükmündedir. Oradaki gerçeklik o kadar bütünsel, o kadar doyurucu, o kadar geniştir ki e, o genişlikte o daracık daracık alandaki öğrendim zannettiğin, bildim zannettiğin bilgilerin bir çöp olduğunu bırakılması gereken bir çöp olduğunu idrak edersin. Burada tutunduğun şeyleri bırakmak için göstermiş olduğun dirençdir. Seni, senin hiçliğini anlayamayışın. Hiçliğe teslim olamayışın. Hiçliğini göremeyişin. Hala kendini var sanışın. Yani egosal varlığına tutunmaktır. Kur'an-ı Kerim'in özeti Fatiha Suresi. Fatiha'nın özeti Besmele'dir. İşte Besmele'nin sırrı B harfi. Ben de altındaki noktayım demiş Hazreti Ali. Fatiha Suresi'nin bile anlamı o kadar güzel anlatır ki insanı. Enzu billahi Bismillahirrahmanirrahim diye şöyle bir okursak İnsanın seyri sülüğünü aslında merkezinden itibaren anlatır. Biz zannediyoruz ki biz e, seyri sülüğü, işte nefse emmareden başladık. Böyle yedi mertebe, işte yedi nefis makamı, çakraları aça aça üst çakraya kadar seyri sülüğümüzü e, yapıyoruz zannediyoruz. Ama biz nereden geldik? Bizim aslımız neresi? Galü belada e, kabul eden, evet diyen, söz veren Kim? Yani biz nefse emmare esfeli safilinden mi geldik? Ya da gelinecek gidilecek de bir yer yok ama algı seviyesi olarak konuşuyorum burada. Oraya nereden geldik? Ruh birdir, ruh bütündür. Ruh dediğimiz şey Allah'tan ayrı mıdır? Yaratıcıdan ayrı mıdır? Bize o ruhu üflerken bu bedene, ruhu üfleyen yaratıcı kendinden o ruhu ayırmış mıdır? Parça halinde midir? Her şey bir bütündür. Parçalanmış hiçbir şey yoktur. Biz o ruh üflendikten sonra unutturularak, unutarak geldiğimiz bu alemde yeniden hatırladıkça kendimizi yeniden aslında hani şöyle başlangıç noktasına yeniden döneriz. Yani aslında gittiğimiz, geldiğimiz bir yer yoktur. Hatırladığımız oranda o noktaya döneriz. Başlangıç noktasına döneriz. Seyri sülük budur. Uzakta öğretilerinde işte yılan kafasını ısıran, kuyruğunu ısıran yılan vardır. Kundalini enerjisinde bu böyle bir yol olarak çakralar gösterilir. İşte böyle bağdaş kurmuş bir kadın. Kök çakrasından tepe çakrasına kadar giden bir yol. Ve o yol sürekli gidilip gelinir. Yani bir yere varıldıktan sonra orada kalınan bir durum yoktur. İşte bu bir eliftir. Elif. İnsan bir eliftir. Yani bir uygulamadır o nokta ve dünyanın buluştuğu, hayatın buluştuğu çizgidir elif. O yolda gidip gelirsin. O yolda seyri suluk edersin. Sırat-ı müstakim odur işte. Sırat-ı müstakimdir. Ama o çizgiyi, elifi tamamladığın zaman o yol açılır. O yolun yarısındayken hani arayış dediğimiz şey bu yola çıkmak içindir. Yola girmek içindir. Yola bir kere çıktığın zaman zaten o ruh bütünsel olarak kavranır. O yolda artık iner, çıkarsın. O yolda o yoldasındır artık. Yani yoldur. Yoldasındır gidilip gelinecek, varılacak bir yer değildir, yoldur. Ve sen o yolda kendini bulduktan sonra asıl yolun başlar. Fatiha'yı okuyorduk, besmelemizi çektik. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbine hamd olsun. İşte bunu yedi nefis olarak düşünüyoruz ve üstten o yani Ahsen-i Takvim. İnsan Ahsen-i Takvim'de yaratıldı diyor Kur'an-ı Kerim. Nedir Ahsen-i Takvim? Yani bir tamamlanmış bütünlük en yüksek mertebe, o merkez dediğimiz noktada yaratıldı. O bütünlük içerisinde insan, bir bütün, o tevhid noktasında. Daha sonra Esfel-i Safil'ine indirildi. Esfel-i Safil'in de... Sefillerin sefili, aşağıların aşağısı bu dünya. <laughs> o emmareye indirildi. Nasıl indirildi? Yaratıldı ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbine hamd olsun dedi. Sonra El Rahim. Yani Rahman ve Rahimi gördü. Rahman bütün dünyayı, bütün alemlere... Rızık veren, kapsayan, ayırmıyor bakın ayırmıyor. İnsan, hayvan, beni biliyor, beni bilmiyor, yok ateist, yok Hristiyan, şu bu yok orada. Yok onda. Rahman sıfatıyla, Rahman ismiyle. Her şeyi kapsayan, her şeye rızık veren. Her şeyi doyuran. Dünyada karşılığı belki babadır bunun. Sonra er rahman Rahim, Rahim. Rahim nedir? Şefkatlilerin en şefkatlisi, merhametlerin en merhametlisi kime? İman edenlere. Burada bir ayırım yapıyor artık. Yani uyananlara, iman edenlere, umutmayın neyi yaşayanlara o şefkati, o merhameti, o letaifi açıyor. İşte sen o var zannettiğin, o sanal kimliklerden, o duygulardan arındığında, işte bu Rahim ismine mazhar oluyorsun. Onu halleniyorsun, onu yaşıyorsun. O merhametle, o şefkatle çünkü o dünya oyununun içerisinde yer almaya başlıyorsun. Ve sen neyi veriyorsan sana da o veriliyor. Sen artık sadece o alanda titreşiyorsun ve onu alıyorsun, onu veriyorsun. Malik Yevmiddin, din gününün sahibi, din günü dünya hayatı buranın tek sahibi bunu hissediyorsun. Yani burada da bir tekliği yaşıyorsun, görüyorsun. O birlik alanına giriyorsun. Din gününün sahibi olan biten her şey o. Bütün vücutlar, bütün sıfatlar, bütün fiiller, kudret, güç her şey onun, her şey onda. Senin o olmadığı zaman hiçbir gücün, kudretin, hiçbir şeyin yok. Başına giren bir ağrıyı dindirmeye gücün yok senin. Elini şuradan şuraya kim kaldırıyor? O kaldırıyor, o. Iyyake nabudu ve iyyake nestaîn. Yani Iyyake nabudu ve iyyake nestaîn. Yalnız ondan ister, ona ibadet ederiz diyorsun. Artık ne oldu? Her şeyin tek sahibi, her şeyin tek olduğunu gördün. Allah'ı her yerde artık görebildin ve yalnızca ona ibadet edip ondan istiyorsun. Dedik ya buradan doğru iniyorsun. İbadet ediyorsun istiyorsun dua ediyorsun, yalnızca ondan talep ediyorsun artık. Hiç kimseden talep etmiyorsun. Talep ettiğin herkes o zaten. Onun dışında hiçbir şeyler aleminde şey olmadığını fark ediyorsun. Allah'ın esmalarının bir tecelli alanında olduğunu fark ediyorsun. İhtina sıratal müstakim. Bizi sıratal müstakim, yani doğru yol üzerine... Getir. Bizi doğru yolda, doğru yola sevk et diyorsun orada da. Doğru yola sevk et. Orada da dua ediyorsun. Orası artık e, bu iniş çıkış o seyri sülük halinde aşağıya doğru inerken ihtinas sıraten müstakim bizi doğru yoldan ayırma, doğru yola sevk et sıratal lezine en amte aleyhim yani orası öyle bir yol ki nimet verdiklerinin yolu üzerlerine nimetleri akıttıklarının yolu işte sıratım müstakim bu yoldan ayırma diyor aşağı inerken dua ediyor gayril mağdubi aleyhim yani gaflet ve dalalet içinde olanların yolu değil neresi gaflet ve dalalet nefsi emmareye geldi artık gaflet ve dalalet içinde olanların yolunda yolu değil. Orası emin olanların, nimet verilenlerin yolu. Ve sonunda amin diyoruz. Amin de nedir? Zaten bunu mühürlemektir, bunu sırlamaktır. Zaten ben buna eminim deyip bu inançla bu duayı mühürlemektir. İşte dünya hayatını anlatan Kur'an'ın özeti, kısaca tabii ki ben ne, ne bir müte müte tefsirim. Yani tefsir ya da e, meal ya da i, i, din alimi ya da İslam alemi her neyse. E, kabuk alanında, şeriat alanındadır bunlarda. Hiçbirisi değilim. Hiçbir iddiam yok. Bunların hepsi sadece e, sonuçta beni bağlıyor. Hiç kimseye böyle bir iddiada bulunamam. O yerler bambaşka. Sadece yaşadığımı, anladığımı, idrakimi burada aktarıyorum. Bana öğretileni paylaşıyorum. O yüzden <laughs> bunu böyle idrak etmek lazım, bunu böyle anlamak lazım. Ben Fatihaya, Fatihayı anlamayı çok talep etmiştim. Elhamdülillah anlatıldı, elhamdülillah açıldı, çok şükür. Bunu da paylaşmak gerekir tabii. Bunu da anlatmak gerekir. Hiçbir şeyi içimizde tutmamak. Belli bir idrakten sonra zaten bunları hepsini bu öğretilerin öğretilen, sana öğretilen her şeyi aktarmak da bu işin içerisinde. Bu seyri sülük yolculuğunu da böyle anlayalım. Yani bir yere geldikten sonra orada böyle sabit kalma şeklinde kafamızda düşünmeyelim. Seyri sülük o elif olabilme halidir ve elif olduktan sonra da o yolda gidip gelinir gün içerisinde, o 24 saat içerisinde, an içerisinde o seyri sülüğü yaparsın. Oraları ziyaret edersin ama o merkezde durarak ziyaret edersin artık. O merkezini bir kere bulduğun zaman seni alıp da esveli safiline alıp da oradan oraya oradan oraya değil ama görürsün. Çünkü dünya hayatında kesret aleminde hepsi karşına çıkar. Hepsi görünür ama seni alıp o frekansa götürmez. Sen artık titreşiminle yaydığın o enerjiyle zaten hepsini kapsarsın, hepsini cem etmişsindir. O cem ediş haliyle hepsini kendi üzerinde toparladığın için zaten o hallerden geçmişsindir ve o halleri aşmışsındır ve artık o alanlara o duygularla değil, o duyguların üzerinden o sezgisel bakışla bakarsın artık o hırkaları giyebilirsin. Yani kendim dediğin hırkalardan soyunduğun için o hallerin hırkalarını giyer, o oyun sahnesine çıkar, o rolü oynarsın. Oyunu okursun. Artık oyunu okursun. Artık zaten gördüğün her şeyi okursun. Okumanın yöntemini öğrendin. Neydi? o rolün kimliğinde olduğun sürece okuyabilir misin? Yani bir film düşün. Bir filmde sen bekçi rolündesin. E bekçi rolündeyken bekçinin gözünden bakarsın dünyaya. Yani bekçiysen bekçisindir. Yani bekçiyken nasıl kral gözünden bakacaksın? Ne zaman ki bekçi olmayı bırakırsan her şekilde dünyaya bakabilirsin. Her yerden dünyayı görebilirsin. Bu tabii ki kişinin kabının büyüklüğüyle, kabıyla alakalı. 30 yaşında diyelim ki farkındalık, bilinç oluştu ve uyanma dediğimiz şey, aydınlanma dediğimiz şey oluştu. 30 yaşına kadar sen bir ev hanımıysan ve bütün deneyimlerin buradan olduysa tabii ki idrakin ve sana gelen o bilgileri sentezleyip dışarıya aktarımında Buradan olur. Sen bir 40 yaşında bir mühendissen, sen yurt dışını gezmiş ya da işte birçok insanla tanışmış, birçok iş deneyimleri yapmışsan, sende bir idrak açıldığı zaman, idrak noktasında, sende artık bu öğretiler, bilgiler sana aktığı zaman senin kabın o kaptaki o yapmış olduğun e, deneyimlerinin sentezlenerek o bilgiler oradan akar. Yani bu kaba o zamana kadar ne koyduysan bu kabı boşalttıktan sonra da kabın o oranda genişledi, o oranda alacak, o oranda sende sentezlenecek ve dönüşecek. Senin de vazifen zaten budur. Senin de zaten e, olman gereken hal budur. Yani sentezlemek, sana akan o bilgileri, o kapta o kaba alıp oradan sentezleyerek senin de dışarıya iletmendir. Akışkan olduğun için alma verme dengesini bu şekilde kurarsın. İşte alma verme dengesinde su da çok büyük önem taşır. Su nasıl önem taşır? Zaten bahsettik biraz daha farklı bir açıdan da bahsedelim. Suyu içtiğin zaman seni akışkan formda tutar ama günlük tabii ki o bol bol sıvı ve su olarak özellikle alman gerekir. Ben çok çay içiyorum, ben çok şunu içiyorum, bunu içiyorum değil. Suyun kimyası bambaşka biliyorsun. Kimya dersinde değiliz. Onu kimya dersinde öğrenebilirsin. Suyun kimyası bambaşka olduğuna göre vücuttaki işlevi de bambaşka. Aynı zamanda su zaten nereden geliyor? Yani direkt direkt mana aleminden geldiği için seni de daha çok maddesel bedenini de o forma sokuyor. O yüzden suyu içtiğin sürece o akışkanlık sağlanıyor. Beyin çok iyi çalışıyor. Su içmediğin zaman katı forma dönüyorsun. O direnç noktalarında dirençlerde kalıyorsun. Tabii ki orlarda korkular seni. Zaten korku seni tutuyor orada. Ve su da bir alma verme dengesi. Suyu alıyorsun. Akışkanlık olarak hayata kendini veriyorsun suyu almadığın zaman onun yerine korkular, onun yerine o duygular, onun yerine o seni katı forma sokan o haller geliyor. İşte bu yüzden su ve nefes bak ikisi de <laughs> hiç kimseye ihtiyaç duymadan kendi bütünlüğünde ve hiçbir ücret ödemeden ulaşabileceğin temel seni sana getirecek. <laughs> yollar, yöntemler sıratı müstakime getirecek. Seni senle buluşturacak. Seni sen yapacak. Hiçliğini, yokluğunu idrak ettirecek. Fark ettirecek. O ana, o bilinç sıçraması anına, o yüksek frekansta titreme durumuna giden yolda en büyük yardımcılar, öğretiler, e kim öğretiyordu insana? Öğreten kim? Rabbil Alemin. İşte her şeyi böyle görmek, her şeye bu gözle bakmak. Artık her şeyin o kabuğunu değil, özünü fark etmek. Özü fark ettikçe zaten kabukla işin bitiyor. Özü fark ettikçe kabuğa olan sevdan geçiyor özü fark ettikçe aldığın lezzet, haz, zevk o kadar yüksek ki ne deniyor? Zevk edersin deniyor. Yani zevk ehli deniyor. Nedir zevk ehli? Dünya zevkleriyle karıştırma. Yani o dünyadaki olan şehvet, yemeğe olan ya da başka konulara olan o o değil. O zevk değil. Bu böyle e, Stabil bir şey. Stabil nasıl tarif edilir ki? Yani böyle inişli çıkışlı bir şey değil. O hal, bir hal üzere. Temaşa da diyebiliriz bakın buna. Temaşa da çok güzel bir tabir. Zaten hani insan neden burada? Sorusunun cevabı da budur. Temaşa. Temaşa etmek için. Temaşa nedir? Kelime olarak nedir? Kelimelerin de ruhu var. Hani geçen sohbette bahsetmiştim birazcık bundan. Latif kelimelerden bahsetmiştim. Türkçenin ne kadar latif olduğundan bahsetmiştim. Ee, şimdi kullanılan, güncel tabir edilen kelimelerin içleri ne kadar boş. Ya da karıştırılıyor ya İngilizce biraz İngilizce, biraz Türkçe, biraz onca bunca bir cümle oluşturuluyor ve cümlede bakıyorsunuz ki ruh yok. <laughs> İşte öz Türkçe dediğimiz, Türkçemizin bir ruhu var. Gerçekten kelimelerin ruhu var. Kelimelerin nasıl ruhu olur? Kelime sana tek bir şey söylemez. Tek bir kelime, cence. kelimenin özü var. Yani kelimenin içinde bir hazine var. E, gizli bir hazine var. Aynı senin içindeki o gizli hazine gibi. O gizli hazineyi bulduğun zaman nasıl inkişaf ediyor? Gizli hazine açılıyor. Sen gizli bir hazinesin çünkü. Ne diyor? Ben gizli bir hazineyim, bilinmek istedim. Ve o gizli hazineyi de insanın içine bir tohum gibi yerleştirdi. O tohumu bulduğun zaman zaten o tohum hemen inkişaf ediyor. Çünkü tohum zaten içerisinde bir alemi saklıyor. Ne varsa alemde, o var Adem'de. Sen önce Adem olduğunu fark et ki Adem olarak da alemi barındırdığını gör. Temaşa kelimesi seyir kelimesinin bir farklı <laughs> hali. Aynı kök seyir, temaşa <laughs> izlemekten seyretmekten geliyor ama yani Seyir deyince şimdi iki türlü seyir. Seyir hem bir yolda, hani kaptanın seyir defteri. Seyir eden yani yolda giden seyir. Yolda yürüyen anlamında. Bir de seyreden yani iki anlamda temaşa da işte bunu bütün bütünlemiş gibi düşünelim. Temaşa etmek yani o seyir halindeyken izlemek, temaşa etmek. Yani hem yoldasın, hem izliyorsun. Bakın hem fail hem fiil gibi burada. O yolda yürüyen de sensin, izleyen de sensin. İşte bunu iç içe yapabilmek. insan mertebesi, halife mertebesi. Bunu aynı anda, anda iç içe yapabilme hali halife mertebesi. Artık o zaman halife oluyorsun. O zaman abd oluyorsun. Yani abdın açılımı. İşte gerçek kulluk makamı ne kadar üst bir makam. Gelebilecek en üst makam. Tabii ki makamları, mevkileri bir tarafa çoktan bıraktığın için bunlar seni hiç ama hiç ilgilendirmiyor. <laughs> Sadece burada zihinsel olarak anlatmaya çalışıyoruz. Zihnin anlayacağı şekilde idrak seviyesini açmaya çalışarak bu örnekleri veriyoruz. Anlaşılsın diye ama ne kadar anlatırsak anlatalım maalesef o idrak açılmadan zihin bunları anlamıyor anlayamıyor Allah idrak etme hazı versin idrakımızı açsın illaki iman illaki iman iman, o iman noktasından geçmeden bu idraklar açılmıyor. Ama çok şükür sen zaten bunların hepsini biliyorsun. Elhamdülillah. O noktada hepsini görüyorsun. Hepsi sensin zaten. Başka da bir şey yok. Sadece hatırlamak için böyle kendinden kendine sohbete muhabbete ihtiyacın var. Kendinden kendini temaşaya ihtiyaç da demek buna çok yanlış oldu. İhtiyaç demeyelim. Kendinden kendine temaşa, kendinden kendine sohbet, anlatım. Bu zaten dedik ya insan olmanın ana temeli ve insan olabilmenin belki de tek kelimeyle anlatımı temaşa temaşağıdaki temaşayı zevk eylemek, temaşayı zevk etmek. Artık orada temaşa noktasında o duyguları zevk ediyorsun. O geleni, o gideni, o söyleyeni, o söylemeyeni, o duranı, o konuşanı, o yürüyeni, o sen, sen de tezahür edebilir karşında, tezahür edebilir sağında, solunda. O birlik aleminden o teklik aleminden kesret alemini temaşa etmek, hem oradan geçerken hem de seyre dalmak, ikisini aynı anda yapmak. işte o anda o temaşada sana ne zarar verebilir? Sana ne dokunabilir? Sana, seni ne üzebilir? Seni ne yıkabilir? Seni ne aşırı mutlu edebilir? Ne, seni ne coşturabilir? Seni ne havalara uçurabilir? <laughs> Artık uçmuşsun zaten uçacağın kadar görmüşsün. Alemleri, alemleri kendinde cem etmişsin. Toplamışsın. Zaten de olsun. Toplayacak da bir şey yok. Fark etmişsin sadece bir anlık fark etiş. Ne zaman? Gaflet uykusundan uyanınca. Gaflet uykusundan uyanınca işte o rüyalar aleminden çıkınca artık rüyaların da efendisi olmuşsun. <laughs> Doğru bildiğin her şey ne kadar da yalanmış. Gerçek bildiğin hakikat olarak gördüklerin sanalmış ve gerçekler aslında gözünün önündeymiş. Gün gibi sana parlıyormuş. Sadece senin gözün önünde perdeler varmış. O perdeleri açtığındaysa hakikat nurunu ortalığa saçmış. Senin görmeni bekliyormuş. <laughs> evet. Kendimizden kendimize bu güzel sohbetimiz için sana gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsın. Varlığına hamdolsun.